Değerli izleyenler, mutlu akşamlar, mutlu haftalar. Bitcoin ve piyasalardaki son durumu değerlendirmek adına buradayım. İlerleyen bölümlerde kurulan tuzak hakkında sizi bilgilendirmeye de çalışacağım. Şimdi haftalık tablodan yine başlamak gerekirse en son hatırlayacağınız üzere aşırı satın alınmış bölgede bir satım sinyali vardı. Bu onaylandı ama şimdilik fiyat bunu çok takıyormuş gibi gözükmüyor. Çünkü herhangi bir ayı uyumsuzluğu yok. Bunlardan da daha önce bahsetmiştik. Keza geçmişte mesela 6 günlük ve 5 günlükte de böyle olmuştu. Aşırı satın alınmış bölgelerde satım sinyali gelmesine rağmen fiyat hiç takmadan yoluna devam etmişti. Çünkü burada da bir ayı uyumsuzluğu yoktu bu görüntülerde. Bunun haricinde 4 günlük, 3 günlük, 2 günlük ve günlük tablolarda sadece gizli ayı uyumsuzlukları ve normal ayı uyumsuzlukları var. Tabii ki bunlar bizi bir miktar geri çekilmemize fiyat bazında sebep olabilir. Ama tabii ki burada en önemlisi günlük tabloda evvela 42.300'ün altındaki günlük kapanışı görmek. Bunu gördükten sonra bakın zaten 2 günlükte de bir ayı uyumsuzluğu onaylanmıştı. Fiyatın biz net bir şekilde 41.000 dolarlara kadar zaten burada geri çekildiğini görürüz. Ümit ediyorum böyle bir kapanış olmaz. Olunca da karı realize etmek lazım arkadaşlar. Ufaktan satış yapmak lazım. Burada satış yapmak dediğimiz zaman portföyünüzün ana yapı taşlarını oluşturan ürünlerden bahsediyorum. Yoksa 3-5 kuruş attığınız, 50 dolar, 100 dolar attığınız shitcoin'lerden, market cap'i düşük altcoin'lerden bahsetmiyorum. Bunları piyasa ne koşulda olursa olsun satmayın. Zaten portföyünüzün %5'ine yer verdiğiniz ürünler. En azından benimle aynı hareketi yapıyorsanız, çünkü ben %5'iyle alıyorum bu tarz ürünleri. Bunları hiçbir şekilde satmayın. Çünkü piyasalarda oluşan anlık dalgalanmalarda tekrar fiyatlar yükselmeye başladığında çok ilginç yükselişler olabiliyor. Onlar da tekrar alım yapamayacağınız, giriş yapamayacağınız şekilde büyük hareketler olabiliyor. O yüzden bunlara çok ufak para atıp unutmak lazım. Bunları satmıyoruz. Sadece portföyümüzün ana yapı taşlarını oluşturan işte Galşa gibi, Tominet gibi, işte Dimo gibi, Multibit gibi veya ne bileyim burada AlexLab gibi geçmişte videolarımızda bahsettiğimiz önemli satın almış olmayacak. Galşa, Stargate Finance, Hooked Finance, Hashflow bunlardan ufak ufak artık satmaya başlanabilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu 42.300'ün altındaki günlük kapanışla olacak. Şu anda değil. Bunu gördüğümüzde ufak ufak satmaya başlayacağız. Bilginiz olsun. Burada da artık momentumun gitgide düştüğünü çok net bir şekilde görüyoruz. Ama yine de şunu ifade etmek lazım. 42.300'ün üzerindeki Bitcoin'de herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bunun altını kalın bir şekilde çizmek istiyorum. Bununla beraber 4 saatlik görüntüde bakın Bitcoin'de şu şekilde bir arkadaşlar bir boğa bayrağı görünümü söz konusu. Bu boğa bayrağının bizi götürebileceği ortalama hedef 46 bin dolar bölgesi ama henüz daha burada kırmamız gereken seviyeler var. Bakın bu boğa bayrağı aynı zamanda alçalan genişleyen bir takoz yapısıyla birlikte geliyor. Burada 3 aşağı 5 yukarı yani 43.600 bölgesinin özellikle önümüzdeki 4 saatlik kapanışı çok önemli ve akabinde 44 bin dolar bölgesi geçildiği zaman ben buradaki boğa bayrağı hedefinin çalışacağını ve fiyatın 45.500 ve 46.000 dolar aralığına kadar hareketini sürdüreceğini düşünüyorum. O yüzden burada mesela size bazı tuzaklar kuracaklar arkadaşlar. Bunu iki yönlü de düşünebilirsiniz. Mesela geçmişte bahsetmiştim. Burada formasyonel hedefinden bahsediyoruz aslında buradaki görüntünün ama burada spot ETF haberleri çok fazla dolaşıyor değil mi? Şimdi tuzaktan bahsedelim madem hani bu konuya girdik. Spot ETF tarafında arkadaşlar her ne olursa olsun netice yani Spot ETF onayı gelse de gelmese de ben bunun bir satışla karşılanacağını düşünüyorum. Çünkü çok uzun bir zamandır aslında bu Spot ETF olayı fiyatlanıyor. Artık beklenti satın alındı. Haber satılacaktır. Şahsen böyle düşünüyorum. Buy the rumor, sell the news mantığından. Çokça da bunun üzerinde aslında durmaya çalışıyorum. O yüzden çok çok dikkatli olun. İlgili seviyelerin altında kapanış geldiği zaman satmaya bakın arkadaşlar. Şimdi biz Spot ETF onayı nerede gelecek bilmiyoruz. Belki bu hareket tamamlanınca gelecek. Veya buradan belki bir 50 bin, 48-50 bine gideceğiz. Orada gelecek bu onay. Tam olarak ne olacağını önceden kestiremediğimiz için burada sizler fiyat seviyeleriyle birlikte işleme giriyorsunuz. Oldukça güzel ama destek alanlarını kırdığında ufaktan özellikle günlük periyotlardan baktığımızda ufaktan karı realize etmekte yarar görüyorum. 42.300'ün altındaki günlük kapanışla ben tutmam arkadaşlar. Ufaktan satarım. Yani portföyün %15'ini sattım bilin. Böyle bir şey yaşanırsa ve sizin de bunu yapmanız sizin yararınız olacaktır. Burada böyle bir yapı var. Dediğim gibi 43 bin yaklaşık olarak burada 600 bölgesi ve akabinde 44 bölgesinin 44 bin dolar bölgesinin kırılmasıyla birlikte söylediğim gibi fiyat buradan 45.500 ve 46 bin dolara doğru buradaki hedefini
gerçekleştirecektir. Tabii ki burada hani 44.000 ve 44.200, burası biraz ilginç bir seviye ama ben yine de 44.000 doların yukarı yönlü kırılmasıyla yeteceğini düşünüyorum. 4 saatlikteki görünüm açıkça bu şekildeydi. Burada destek alanında olması sebebiyle burada alım yapılmalıydı. Spot alım ve 4 saatte belki bir long pozisyon denenebilirdi. Ama momentum tarafı biraz işte burada kafada soru işareti bırakıyordu. O yüzden burada yapılması gereken şuydu. Hatta şu anda hala söyleyeceğim şey, yani yapılması gereken 43.000 en azından 600'ün üstünde bir 4 saatlik kapanış görmeyi özellikle önümüzdeki saatte oldukça yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü burada bir yapının kırıldığını görmek çok çok daha etkili olacaktır diyebiliriz. Momentum bazında yani burada herhangi bir uyumsuzluk vesaire bir şeyi yok. Ama yine de 43.600'ün üzerinde para akışının yeşile dönme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ama şu anda açıkçası alır mıydım? Spot alım yapar mıydım? Veya long pozisyona girer miydim? Girmezdim arkadaşlar. Net bir şekilde 43.600'ün üzerinde 4 saatlik kapanış beklerdim. Fiyat baktım ki 44.000 doları da kırdı. Burada da ekleme yapardım. Şahsen yapacağım bu olurdu. Size de bunu şu anda tavsiye ediyorum. Böyle bakmanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Şimdi saatlik tabloya baktığımız zaman da burada Fibonacci alanını kaybeder kaybetmez. Bakın bir sonraki seviyeye indik. 42.500. Aslında burada yatay akümüle oluyorduk. Fiyat burada patlamak üzereydi. Yani bunu ifade etmiştik sizlere. Çünkü bir süredir yatay gidiyordu. Aşağıya doğru geldi ve tekrar bu range alanın içerisine girdi. Yani şu anda biraz aslında long pozisyon alınmak için geç kalınmış. Çünkü iki tane seviye vardı. Bir tanesi 42.500'e yaklaştığında denilebilirdi. Öbürü de burada 43.000 dolara yaklaştığında aslında denilebilirdi. O yüzden saatlik bazda şu anda long pozisyon almayı uygun görmüyorum. Sadece şöyle olabilir. Fiyat 43.900'ün üstünde kapattığında veya 44.200'ün üstünde saatlik kapattığında bu şekilde bir long pozisyona girilebilir veya tekrar destek alanına gelmesini bekleyeceksiniz. En azından 43.400'e fiyatın tekrar yaklaştığını görmek lazım. Ha, short pozisyona girilir mi? Şu anda bence short pozisyon da alınmaz. En azından short pozisyonu almak için de 43.000, hani az önce dedik ya, long pozisyon için 44.400'e yaklaşmasını beklemeniz lazım. Short pozisyon için de en azından 44.400'ün altında kapatmasını beklemeniz lazım. Veya biraz daha fiyatın işte 43.900'lere yaklaşmasını beklemeniz lazım. Veya ne bileyim 43.100 doların altında saatlik kapatmasını beklemeniz lazım. O yüzden şu anda ne short pozisyon almak için ne de long pozisyon oluşturmak için mevcut tabloyu uygun görmüyorum. Sadece ilgili seviyelerde söylediğim hareketleri takip edip buna göre işlem almanız çok daha iyi olacaktır. Ha, saatlik bazda momentum olarak genel itibariyle söylediğim gibi hani burada fena gözükmüyor ama yine de bakın trend reversal sinyali geliyor. Çok çok dikkatli olmakta yarar var. Uzun bir süredir de para akışının yeşilde olduğunu düşünürseniz riskli olacaktır. Gireceğiniz long pozisyonda, short pozisyonda burada riskli olacaktır. İlgili seviyelerin geçilmesini beklemezseniz, direkt kafanıza göre girerseniz riskli olacaktır. Zaten bunu konuşmuştuk. Yani bir an önce buradaki seviyenin artık kırılmasını bekliyorum. Çünkü çok geriyor beni. Yani 44.352.000 buranın kırılmasını beklemek istiyorum. Yani daha doğrusu kırıldığını görmek istiyorum. Aksi takdirde belki bir anda fiyatın tekrar buradaki trend alanını denemeye indiğini bile görebiliriz arkadaşlar. 35.000 dolarlara, 32.000 dolarlara bunlar çok çok şaşırtıcı durumlar olmaz açıkçası diye düşünüyorum. Şimdi gelelim Amerika piyasalarına. Tabii ki bizler QNTFIL üzerinde arkadaşlar bu piyasaları trade ediyoruz. Çünkü QNTFIL'de sadece Amerika piyasaları yok. Hem Amerika'daki hisse senetleri var, hem kripto paralar var, hem ETF'ler var, altın, gümüş, petrol, doğalgaz, hem bunları trade edebiliyoruz. Yakında BIST geliyor, Borsa İstanbul'daki hisse senetleri gelecek. Gerçekten müthiş bir platform olduğunu düşünüyorum. Ben 2 yıldır kullanıyorum. 5 yıllık bir platform. İşlem ücreti yok, komisyon yok. Bunun yanı sıra bir de altta davet kodu olarak görmüş olduğunuz Cryptogus tek öyle. Bu davet koduyla kayıt olduğunuzda ilk bakiye yüklemenizin ardından 3 dolarla 250 dolar aralığında rastgele bir ödülle kazanabileceksiniz. Bunları değerlendirdiğimiz aslında oldukça müthiş olduğunu düşünüyorum. O yüzden hepinizi QNTFIL'e bekliyorum. QNTFIL'e kayıt olmanızın ardından grubumuza katılabileceksiniz. Grubumuzda buradaki endeksleri nasıl trade ettiğimizi tek tek detaylı bir şekilde sizlere anlatıyor ve sizlere özel canlı yayınlarda sohbet ediyor olacağız diyerek şöyle ben hemen S&P 500'dan başlayalım. Sıkıntı yok, hedefine kilitlenmiş gidiyor. 480 bölgesi ETF tarafında S&P 500'da önemli bir direnç alanı. Bunu geçmemiz durumunda yeni hedefimiz 540 olacaktır. Ben genel olarak herhangi bir uyumsuzluk vesaire sıkıntı görmüyorum. Yeter ki 462'nin altında, hatta genel trendin gidişatı adına yani 434'ün bile
altına inmediği takdirde burada herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Tabii ki buraya kadar düşmesi büyük bir düşüş ama genel trendin yönünü değiştirmesi açısından söylüyorum. Bununla beraber zaten artık Dow Jones hareketine tam gaz devam ediyor. Zirveyi kırdı. Yani burada artık hedefinin ortalama olarak ben 41 bin seviyeleri olduğunu düşünüyorum. 36.500 bölgesini kaybetmesin. Burada herhangi bir uyumsuzluk, can sıkıcı bir görüntü yok. Hatta 34.300'ün bile altına inmediği takdirde burada bir trend değişikliği olmayacağını düşünüyorum. Zaten Nasdaq tarafı da artık dirence dayandı. Bir önceki zirvesinde zaten kırmıştı biliyorsunuz. Artık çok çok yakınız. Yani bir kere daha 16.800'ün üzerinde yarın gelecek kapanışla hedefi 19.150'ye koyacağız. Burada da genel olarak 16.300 hatta genel trendin değişimi açısından 14.700 bölgelerinin altında kapanış görmediğimiz müddetçe herhangi bir problem olmayacağını şimdiden sizlere ifade etmek istiyorum. Russell 2000 tarafı çok önemli bir direnç seviyesini kırdı. Yani nereden baksanız 3 aşağı 5 yukarı 2022'nin başında ta olduğu yani 2022'nin başından beri kıramadığı bir bölgeyi kırdı. Bakın 4 deneme yapmıştı. 1, 2, 3, 4. denemesiydi bu. Ve 4. denemesinde burayı kırmayı başardı. Oldukça önemli bir kırılım ve mevcuttaki hedefi 2135 bölgesi. Bir önceki döndüğü bölge. Buraya gelip belki şöyle bir yapı oluşturabilir arkadaşlar. Yani genel olarak şöyle bir görüntüyü karşımıza getirebilir. Zaten bunu yapmasının ardından çok çılgın yükselişler gelecektir. Hele ki 2134-137 buraları geçebilirsek yani doğruca ben 2300'lere kadar hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Burada da herhangi bir uyumsuzluk yok, bir sıkıntı yok. Yani bunlarda da güzel paralar kazandık. Q&Free'ye gelirseniz birlikte kazanabiliriz. Yani %15, 5 kaldıraç koyduğunuzda işin rengi değişiyor. %75 ediyor. Bunun yanı sıra yani burada baktığımız zaman yine aynı şekilde bakın %11'ler, 12'ler yani bunlar çok büyük rakamlar. Bunların hepsini kar olarak elde ettik. Cebimize koyduk. Hepinizi grubumuza önce tabii ki Q&Free'ye sonra da grubumuza bekliyorum değerli arkadaşlar. Bununla beraber burada da herhangi bir sıkıntı yok. Yani genel olarak 1915'in hatta genel trendin değişimi açısından 1830'un altında inmediğimiz müddetçe herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Bununla beraber dolar endeksine baktığımızda zaten buraya kadar düşmeye devam edeceğini belirtmiştik sizlere. Yani 101.4 ile 100.9 bölgeleri, 101 bölgeleri önemli seviyeler. Yani burası gerçekten çünkü baktığınızda çok uzun bir süre destekli, kırılınca bile hemen fake oldu. Tekrar yukarısına dönüp çok sert bir atak yaptığını gördük fiyatın ve buradaki aslında baktığınızda şuradaki kırılan, düşen trendinde hani tekrar temas bölgesi burası. Yani bir an evvel 100.9'u kırmak istiyorum dolar endeksinde. Bunu başardığımda çünkü bu kırılımla beraber ortalama nereden baksanız arkadaşlar yani 98.3'ler, 97.5'ler gibi seviyeler karşımıza çıkıyor ki oldukça güzel piyasalar adına. O yüzden burayı hızlıca kırmak istiyorum ama şu an destek alanında olduğunu unutmayalım. Yani dolar endeksi burada destekte olduğu için tekrar belki bir burayı kıracaksa da 100.9'u tekrar burada belki bir 102.8 deneyip oradan sonra kırmaya devam etmek isteyecektir. Bunun yanı sıra altın Türk lirası bazında hareket devam ediyor. Buranın direnç alanı olduğundan bahsetmiştik. Yaklaşık olarak 1930 lira bölgesini zaten bunu geçsek direkt 1950'ye doğru hareketi devam ettireceğiz ama yani burada da belki bir ayı uyumsuzluğu oluşabilir gerçi. Ama 1880 liranın altına inmediği müddetçe gram altın Türk lirası bazında ben herhangi bir problem görmüyorum. BIST endeksi ile alakalı sizleri elimizden geldiğince uyarmıştık. Umarım faydalı olmuştur. Çünkü kötü gözüküyordu. Hele ki burada yani şu anda son seviye 7300 kırdığı anda 6800'e düşer. Bilginiz olsun. Yani momentum tarafı çok rezalet gözüküyordu. İlk konuştuğumuz dönemler hatırlayacak olursanız. İşte mesela hep insanlar bize diyor ki abi sen Bitcoin'de zirveyi nasıl yakaladın? Bu şekilde arkadaşlar teknik analiz yalan söylemez. Bakın değil mi? Yükselen kama geliyor. Aynı Bitcoin'deki görüntü. Birebir de benzettim hatırlarsanız ilk incelediğimizde. Aynı Bitcoin'de bu şekilde dörtlü impuls yapısını oluşturarak ve içinde bir yükselen kama oluşturarak düşmüştü. Benzerini de BIST yaptı. Hani 7300'ün altına umarım inmez yoksa 6850'ye kadar buradaki düşüş hareketinin devam edeceğinden sizlere bahsetmek istiyorum. Burada total tarafına geçmeden evvel yani total dominans Bitcoin'le alakalı kısma geçmeden evvel burada bir euro dolar analiz de yapalım. Çünkü bayağı bir izleyicimiz bunları da aslında merak ediyor. Yani euro dolar tarafı patladı gidiyor. Yani son direnç seviyesine geldik zannedersem evet 1.10 yani 1.103 bölgesi hatta 1.104 bölgesi. Yani geçtiğimiz anda hiçbir engel yok. 1.13'lere kadar
devam edecek. Burada bir çanak kulp yapısını oluşturdu. Zaten bunu yapacağından bahsetmiştik sizlere. İlk burada triggerlandığında müthiş bir kazanç oldu burada da. Hepinizi canı yürekten tebrik ediyorum. Yani burada 1.089 hatta 1.077 buraların altına inmediği müddetçe trendde bir değişim emaresi vesaire bir durum olmadığını belirtmek istiyorum. Bitcoin dominansı bugün geri geliyor ama yetmez. Yani bu hafta daha doğrusu satım sinyaliyle geri geliyoruz ama yetmiyor. Yani %51'in altına inmemiz gerekiyor. Bunu gördüğümüz takdirde oldukça müthiş olacaktır. Burada yükselen trendi zaten kırdık ve desteğe geldik konuştuğumuz gibi. Şu anda beklediğim %51. Buraya kadar zaten %52'nin altına indiğimiz anda %51'e geleceğiz. %51'in altına indiğimiz takdirde çok ciddi bir yükseliş olacağını altcoin'ler bazında düşünüyorum ki burada baktığımda 12 Eylül'den beri devam eden para akışının da kırmızıya döndüğünü görüyorum. Bu da dominans için oldukça iyi bir haber olarak yine aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Total tarafında da hiçbir sıkıntı yok. Yani baktığımızda mesela burada total market cap direnci kırdı. Aslanlar gibi gidiyor. Yani 850 milyara doğru total 2 gidiyor. Total 3 tarafına baktığınız zaman bu da yine aynı şekilde tam direnç alanına geldi ama güçlü görünüyor. Yani burada bir 520 milyarı kırmasına bakar. Kırdığı anda 660 akabinde belki 1 trilyon 200 milyara doğru hareket edecek. Zaten total market cap'in kendisinde bir sıkıntı yok. Her ne kadar satım sinyali de gelse hedefi 1 trilyon 750 ve 1 trilyon 830 milyar seviyeleri. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Dolayısıyla işler oldukça güzel gözüküyor. Hemen buradan Ethereum kısmına geçelim. Ethereum tarafında artık zaten görüyorsunuz tabloyu. Trigger wave geliyor 4 saatlikte. Gayet güzel. Hatta şöyle bir bakalım. Yani burada tabii ki evet bir momentum kaybı varmış gibi gözüküyor ama benim için Bitcoin'de 42.300 doların kaybedilmemesi önemli. Yani Ethereum burada altına da kapatsa umursamıyorum. Bitcoin kapatırsa bu kapatmasa da umursamıyorum. Yani çünkü buradaki şu anda arkadaşlar paranın %50'sinden fazlası Bitcoin'de. O yüzden Bitcoin nasıl hareket ederse bunlar da o şekilde hareket eder. Baktım ki Bitcoin 42.300'ün altına kapatıyor ama Ethereum işte 2.200'e 30'un altına kapatmıyor. Beni ilgilendirmez, satarım. Ama Bitcoin kapatmadığı müddetçe bu kapatsa da satma. Böyle bir durum olduğunu ifade etmem lazım. Şu anda hedefinin Ethereum için 2.400 dolarlar ve 2.680-2.700 dolarlar olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani 1.890 doların altına inmediğimiz müddetçe burada trendin genel gidişatını değiştirecek herhangi bir durum olmadığını söylemem lazım. Ethereum Bitcoin paritesi biraz kıvranıyor. Yine geldik tam dirençten sektik. Burada önemli olan 5000 Satoshi seviyesini kaybetmemek ve yukarı yönlü 5380 Satoshi'yi kırmak. Bu iki seviye belirleyici olacak. 5000'in kırıldığında Bitcoin paritesinde altcoin'ler değer kaybedecek büyük çoğunluğu. Ama 5380'i kırdığımızda değer kazanacak. Yani burada tabii ki şu an herhangi bir işaret göremiyorum. Nötr tamamen tablolar. Belki bir haftalık tabloda bakacak olursak haftalık tabloda sıkıntılı gözüküyor. Belki geçici bir süre hani Ethereum'un önderliğinde altcoin'ler bir değer kazanacak gibi Bitcoin paritesinde ama bu geçici olacakmış gibi gözüküyor görüntüye baktığımız zaman ama önce bir yükseliş hareketi gelsin ondan sonra bakarız. Bence altcoin'lerin Bitcoin paritesinde değer kazandığı bir döneme gidiyoruz diyerek bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenip faydalanmışsınızdır. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve devamını izlemek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi, görüşlerinizi, eleştirilerinizi beğendiğiniz altcoin'leri de muhakkak yorumlar kısmında bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel, gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Mutlu akşamlar. Bol kazançlar efendim.